Herkese merhaba arkadaşlar. Kolay Değil kanalının Öyle Değil programına hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Oğuz Ali Yiğit ve Enes Şahin var. Bambaşka bir program, bambaşka bir konu ve üçümüz yine aynı masadayız. Bugün arkadaşlar hızlıca giriyorum konuya. Para nasıl biriktirilir bunu konuşacağız. Para biriktirmek kenara ...bir miktar para koymak ve onun unutup uzunca bir süre biriktiğini gözlemlemektir. <gülüyor> <gülüyor> çünkü Bunun bu, için... bu kadar geriden gelmen çok hoş. Tabi evet yani buradan başlayalım. başlamak lazım konuya çünkü... Hiçbir menor olabilir tabii evet, ki. Para biriktirmek aslına bakarsanız dokunsa da yatırım yapmak değildir. Para biriktirmek temelinde şunu konuşacağız nakit para biriktirmek. Yani her ayki kazancından... Bir maaşın varsa maaşından veya ticaret yapıyorsan o ay aldığın gelirden tahmini olarak bir yüzdesini kenara bırakmak yani hiç unutma o parayı ve onun birazcık birikmesini beklemek. Sen para biriktiriyor musun? <laughs> ben para biriktiremiyorum, kesinlikle para biriktiremiyorum. Ee, ya başka yollarla hani bir şeyler satın alıp bir şekilde bir şey bir şeyler yapıyorum. Mesela Enes inanılmaz para biriktiriyor. Sen biriktirebiliyor musun? Ben dost biriktiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynı prensip. Nerede? Aynı prensip. aynı prensip. Bir yere bırakıp sonra unutuyorum. <gülüyor> <Olacağız>. <gülüyor> yani bu şekilde. Başka şey evet evet. Yok çok benziyor yani. Bir ufaktan gireyim. Birkaç tane teknik var bildiğim, araştırdığım, öğrendiğim. Bunları da kendimde uygulayacağım ufak ufak. Başlangıçta şöyle. İlk bir etapta bir Japon tekniği var. Adını şu an hatırlayamasam da. <laughs> Japonların mı? yaptığı bir para biriktirme tekniği var. Bayağı dünyaca bilinen vesaire. Çok yokluktan da geldikleri için herhalde orada öyle bir kültür oluşmuş bilmiyorum. Genelde her evde o isimde bir defter olurmuş. Defterin de adını hatırlamıyorum. Yazarız. Bunların hepsini <laughs> yazarız. <laughs> İyi ki çalışıp <gelelim> dedik. Yok <laughs> ya, yani ya. çalıştım değil yani. Hani biliyorum öyle bir tekniği. Ülkeyi Ondan de ben hatırlamıyorum. Japonya veya Çin'di yani. <laughs> Az olabilir. Para biriktirdiği kesin. Para aynen biriktirici. öyle, çok iyi para biriktiriyorlar. Ee, bütün Japonlar bayağı peki, da prensipli bir millet. Peki bütün Japonlar çok iyi para biriktir diyebilir miyiz? Ondan emin değilim. Tamam. Ondan emin değilim. Yani kesin eden vardır. Ee, vardır. Aynen, az da olsa vardır. Şöyle deftere aylık kazandığı parayı yazıyor, tamam mı? Veya ihtimal olan, kazanabileceği parayı yazıyor ve bunu kategori halinde bölüyor. Atıyorum işte eğlence kategorisi. Ondan sonra işte ihtiyaç temel ihtiyaçlar işte yeme içme vesaire bir de işte ekstraları falan yazıyorlar ve bunların her birinden baktığında şimdi atıyorum 10 diyelim tam 10 birim bir param var ve 10 birimlik yaşıyorsun aslında. Hani bu genelde zaten alt sınıfta daha çok yaşanan bir şey kazandığın para kadar yaşıyorsun ve insanlar bunu olabildiğince kısmaya çalışıyorlar atıyorum 10 kazanıyorsan. 10 birim kazanıyorsan 8 birim gibi yaşayabilir misin? Ona bakmak için bir hesap kitap yapma defteri bağısına bakarsan. Aileye giren para hani karı koca vesaire aileye haneye ne kadar giriyorsa ve ufak ufak üstüne tik atarak ilerliyorlar. Yani bu temel bu değil bunu kısabiliriz vesaire dışarıya çıktığında yemek yediğinde verdiğin bahşiş bile ekleniyor oraya ve bakıyorlar ki 8'lik yaşayabiliyoruz 7'lik yaşayabiliyoruz geri kalan o 2'yi veya 3'ü direkt kenara ayırıyorlar. Aslına bakarsan yine 10 birim harcamışsın gibi yaşıyorsun. Bu benim listeme baya benziyor Evet zaten onu öğrendikten sonra senin <laughs> bu liste olayın acayip yakın yani. Enes de bunun aynısını Excel versiyonu yapıyor. Ve araştırdık evet. Enes Japonmuş bu arada. <laughs> Enes'e de ilk defa burada söylüyoruz yani. Evet yani bir andırmıyor da hiç ama <laughs> neyse öyle diyelim yani bir şey olmaz. <laughs> ee, orada da Enes şöyle bir şey var. Ee, bunu dijitalleştirmemeye çalışıyorlarmış hala. Çünkü... <laughs> elle yazmanın bir sorumluluk kattığını düşünüyorlarmış. Atıyorum işte çocukken okulda işte Ali Atabak yazardık ya ceza olarak mesela işte çok yaramazlık yaptın diye akşam ödev olarak verirlerdi. Onu elle yazdığındaki emek bambaşka ya orada da o listeyi çıkarıyorsun vesaire. O biraz daha böyle mental olarak insanı daha da itiyormuş galiba. hani. Ee, geçen hafta Enes'in masasına geldim. Hı, hı Ekranda bir Excel tablosu gördüm. Kapatmaya çalıştı. <laughs> Dedim Dur yani onu bir konuşalım hani ne bu diye. Milyarlarla oynuyor değil mi? Orada? <laughs> yani. Baya böyle kripto alsat yapıyor gibiydi yani. Tablolar, grafikler. Her şeyi yazıyor. İşte ne aldı, ne verdi, kime borç verdi, kimden borç alacak, ne borcu var, nasıl para kazanıyor. Ama yani böyle 2 lira altı, 2 lira üstü değil mi? Çok da şaşmıyor Her şeyini yazıyor oraya. Yani. Yani her şeyi yazmış. Baya yazıyor taksit. musun gerçekten her öziyorum, şeyini? Öziyorum. İstisnasız yani. Aynen. Her şey mesela bir atıyorum sivit almış 600 liralık. Onu mesela 3 taksitte bölmüş. <laughs> o ay 200 lira ödeceğini bile <laughs> yazmış mesela orada. Yani bu bir yandan çok aslında şey zor ve sıkıcı bir şey. Hani Öyle yani bunu, yaşamak. Bunu yapmamın sebebi şuydu. Maaş aldığımda hızlı bir şekilde maaşım bitiyordu ama neye harcadığımı bilmiyordum. Hı -hı. Ve gün sonunda da bu hani harcıyorum ama nereye gidiyor? Sorusunu sorarak başladı. Daha sonrasında ne harcadıysam teker teker girerek görüyorum yani temel ihtiyaçlar ne? ...ara ne? En çok neye para harcıyorum? Ya da neye para harcamamalıyım? Bunlara bakınca... ...daha böyle sistematik gidiyor. Aslında hani nereye para harcadığını az çok... ...biliyorsundur. Hani geriye dönüp baktığında... ...tahmin ediyorsundur o ayı. Çok uzak... ...bir tarih değil ya geçen ay... <laughs> Ama önemli nokta son söylediğin şey bence. Nereye para harcamamalıyım mı görüyorsun? Evet, ya orada doğru. bir analiz çıkarabiliyorsun aslında. Evet. Tek tek baktığında ya bu da çok boş bir harcamaymış deyip mesela orada öğreniyorsun ve bir dahakine yapmamaya çalışıyorsun değil mi aslında? Evet. En temel olayı bu. yani şu an şöyle yapıyorum tablomda. İlk önce temel ihtiyaçları yazıyorum. Diyelim ki 3000 lira. Ee, bir de ara giderler oluyor böyle işte kahveydi vesaireydi. Bu da diyelim ki bin lira. Hı hı. Geriye 3000 lira kalıyorsa ben o ay diyorum ki benim bu ay 3000 liram var ve ben ona göre bir harcama yapacağım. Hani bazen çıktığı zamanlar oluyor, borçlanıyorsun vesaire. Bu hem sistemini karmaşık bir hale getiriyor Hı -hı. hem de strese giriyorsun boştan yere. Doğru. Yani bunun bir de şöyle bir tekniği varmış. Aynı Japonların. <gülüyor> çok <gülüyor> Aynı beğendiğim bir için anlatıyorum. Bu. Yani çok uygulanabilir bir şey. Çünkü her ay kenara para atmak çok zor bir şey. Yani özellikle Doğru. hani ay sonunda e, hiç atamıyorsun. Tabii ben. yani aynı hani ucu ucuna geçinen bir insansan vesaire o kenara para atmak çok lüks bir şey. Hani bin lira bile atmak çok zor bir şey. O bin lirayla belki bambaşka bir şey değerlendiriyorsun. Ee, burada da şöyle bir güzel teknik var. Sallıyorum. 180 liralık bir tişört aldın kendine. Onu sanki 200 lira almışsın gibi kafanda tartıp anında onu alır almaz hemen e, oradaki işte e, 20 lirasını ...direkt kenara ayırıyorsun. Tavuktan ayırıyorsun sonra 20 lira. Yemiyorsun. Hayır onu unutuyorsun. Bu arada... ...para biriktirmenin en temel şeyi unutmak. Ya bu yatırımda da öyledir. Para biriktirmede de öyle. Yapmıyorsam da biliyorum yani. <laughs> tam, o, tam olarak ben öyle yapıyorum abi. Ee, i̇lk başlarda para biriktirmeye başladığımda... ...dedim ki... ...şu kadar para biriktireceğim... ...ve bu ayırdığım parayı... ...hani unutacağım. Hı hı. Hiç orada yokmuş gibi... ...hayatımı devam ettireceğim. Ve öyle de yaptım. İki yıl oldu sanırım. Ee, i̇ki yıldır böyle düzenli olarak... çok ciddi şekilde işte 100 ile 200 dolar arası para koyacağım dedim her ay. Hı. Düzenli olarak oraya her maaşım yattığında ekstra ayırıyorum hı hı. ve unutuyorum o parayı. Ya bazı insanlarda şey kafası da var hani ya aylık biriktireceğim 300 lira 400 lira benim neyime yarayacak bir sene biriktirsem zaten hiçbir şey yaramıyor falan gibi düşünüyorlar ama buna biraz şöyle bakmak gerekiyor. Ne kadar para biriktirebileceğini bilemeyiz tabii. Hani belki de aylık kenara 10 bin lira da atabilecek insanlar olabilir yani. çok daha fazlası da olabilir. E, ee, bu noktada şunu düşünmek gerekiyor. O para HB'ye gidiyorsa HB'ye HB gidiyorsa <laughs> e, gitmemesi ve onun sende olması hala yani. Bu çok kritik bir şey. Hani o para çöpe gitmiyor evet ama bomboş bir şeye gidiyor belki yani. Hani belki 10 dakikalık bir keyif için bir kahve içiyorsun ama o kahvenin fiyatı aslında çok yüksek ama sen sırf o kahve içmek için o parayı ödüyorsun. Yani ve bu aslında senin yapmaman gereken bir şey. Senin ekonomindeki bir insanın belki de böyle bir şey almaması gerekiyor bu kadar keyfi. Bunları biraz fark edip işte e, aslında bakarsan daha da verimli bir şekilde para kullanabiliyorsun. Ya yani parayla para kazanabiliyorsun. Ee, abi bir teknik daha var bu arada. Japon değiller büyük ihtimalle ama <laughs> yani bilmiyorum olsun İnternette abi. daha olsun. önce görmüş olduğum veri. Yeterince Japonları konuştuk. Evet. Daha fazla Japon konuşulmayacak bu kanalda. Eee <laughs> <laughs> 6.0 <laughs> E ee, bu da şey 50 30 20 kuralı aslında. Hmm. Burada da aslında çok klasik yani benzer şeylerden bahsediyoruz aslında ama e, yüz, gelirin %50'sini ihtiyacın olan şeylere, harcamak zorunda olduğun şeylere ayırıyorsun. İşte kira olabilir, yemek giderlerin olabilir, giyinme masrafların olabilir. E, yüzde %30'u ihtiyaçlarına değil de bu sefer arzularına yöneltiyorsun. Hmm. Ya bu arzulardan kastımız ne işte Gene sinemaya gitmek olabilir, sosyalleşmek olabilir. Biraz çünkü daha lüks da, tüketim. E Biraz daha lüks tüketim. Yani kendini aslında tatmin etmek için harcadığın paralardan bahsediyoruz burada. Hı hı. E, bu harcamayı da yaptıktan sonra geri kalan %20'yi de aslında e, saving olarak işte yani direkt e, biriktirmek için hı ayırıyorsun. Hı hı. Burada şöyle bir konu var ama biraz karışık ama yine dekirmek istiyorum çünkü hı hı. benim çok hoşuma giden bir nokta. İhtiyaçlarla arzuları artık çok fazla ayıramıyoruz. Bu örnek vermek gerekirse 3. sınıf öğrencisi için yeni bir iPhone bir ihtiyaç olabiliyor. Hı hı. Çünkü sen orada... sosyalleşebilmek için, arkadaşlarınla görüşebilmen için mesela yeni bir telefona ihtiyaç duyuyorsun. Çünkü burada nereden bahsediyorsun? Sen nereden? Çünkü süper. Telefon alması lazım. ya yani. evet. <laughs> yani burada kritik nokta işte senin için gerçekten ne önemli? Neye harcama yapmalısın? Bunu ayırabilmek. Hı hı. Bir de yani diğer öneri, ben aslında çok harcama, daha doğrusu birikim yapmıyorum. Hı hı. Onun yerine harcama yapıyorum. Hı hı. Çünkü enflasyonist ortamlarda ...bir şeyi satın almak için borca girmek, borçlanmak... ...bazen daha mantıklı olabiliyor. Hı hı hı. Yani hepimizin duyduğu, düşündüğü şeyler aslında bunlar. Örnek veriyorum işte 100 bin liralık bir şey alacaksın. Onu birikim yaparak almaktansa... ...o 100 bin liralık borcun altına girip onu satın almak... ...daha mantıklı olabiliyor e, enflasyon ortamlarda. Çünkü o bir sene sonra 150 bin lira olabiliyor belki. Hı hı. Tamam sen yine faiz ödüyorsun ama... Büyük ihtimalle daha karlı çıkıyorsun. Yani ya işte hisse senedi almak, ya yatırım yapmak, ya işte yüksek faizli işte taksitle bir şey, şey düşük faizli taksitle bir şey almak vesaire. Hani bunlar farklı yöntemler ama hani buradaki esas para biriktirme mentalitesi birazcık da şu, eline likit para olması. Yani çünkü bir şey yatırım yaptığında veya bir şeyi taksitlendirdiğinde hı hı. O Atıyorum 12 aylık bir vadeyle aldıysan bir ürünü 12 ay boyunca paranın o kadarlık kısmını ipotek ettirmiş oluyorsun. yani orada kapanmış kartım. oluyor ve paranın likitesi, likitesi düşüyor. Yani e, karşına bir fırsat çıktı bir şey satın alman gerekiyor. An belki ederinden çok daha düşük bir fiyatı alacaksın. O an hemen cebinden çıkarıp verebileceğin bir nakit para var mı? Özellikle ticarette bu çok kritik bir şey. E, bu noktada para biriktirmek şart bir şey oluyor aslında. Bakarsan. Veya bir... Şart güvence parası kenara ayırmak gerekiyor. Hani parayı biriktirip ben oradan zengin olacağım demek değil de kendine safe bir şekilde ya yani güvende hissettirecek bir paranın e, bir kasanda bulunması daha hani bahsediyorum. Yoksa tabii ki de hepimiz e, bir şeyleri farklı farklı şekilde değerlendiriyoruz. Hani artık kumbara şeklinde para biriktirme durumu çok farklı hani tabii artık ki. O belli bir yaştan sonra mümkün olmuyor ya zaten. Belli başlı kuralları da kendine getirmen gerekiyor. Bir ürünü ben almak istediğim için mi alacağım yoksa karşıma çıktığı için mi alıyorum? Eğer bir şey karşına çıkıp ikide bir alıyorsan hı hı. otomatikman zaten paranı biriktiremiyorsun. Evet. Belli başlı kurallar getirmen de fayda var. Aynı zamanda da kendine bir hedef koymanda da da ekstra bir seni motive ediyor yani. Hı hı. Bir amacın olduğunda. ...her zamanki konuştuğumuz <laughs> konu... Tabii. Ee, ...o hedef orunda ...paranı daha böyle kenara koyabiliyorsun. Şeyler var mesela o konuda ben... ...bir internet sitesinde görmüştüm... ...şu an hani Türkiye'de satılıyor bilmiyorum da kesin vardır... ...bir kutu böyle gerçekten kumbara bildiğimiz... <laughs> ee, ...bunun bin liralık olanları işte... ...beş bin liralık olanları falan... ...üzerinden hani her attığım paradan... ...üstüne çarpı atarak ilerlediğin bir tablo var üzerinde... ...ve orada hani görüyorsun sürecini... ...aslında bizim bu kolay değildeki... Challenge'ımız gibi yani... Aynı. <laughs> ...orada böyle somut olarak paranın ne kadar biriktiğini görünce... <laughs> çok keyifli bir şey haline geliyor. Aslında Zaten bunu da oyun ve hedef haline getirmek de çok işlevli bir şey olabilir yani destek olabilir bu anlamda. Sonuçlaştırma her zaman işe yarıyor yani. Tüylük kırma 2023'te de Aynen şey. öyle. Para biriktiriyorum diye de şey yap şey de yapmamak lazım. İşte yemeğinden, ulaşımından vesaire herhangi bir şeyinden kısmamak kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Benim lisede bir arkadaşım vardı. Ee, okuldan abi eve yürüyerek gidiyordu işte. Şey diyordu bana o zaman çocuk aklıyla Her gün işte otobüs paramı biriktiriyorum falan diye. Hı -hı. <laughs> çok güzel, çok güzel, yani. ya. Evet, üzücü yüz, ve zor bir şey yani. Yapılmaması gereken bir şey aslında. Ya o zaman Çocuklu. wow falan diyorduk. Yani, gerçekten iyi para biriktiriyorsun falan diyorduk. Ama ha. bence şöyle yapılmalı lazım. Ee, orada kar ediyorum diye belki zarar edebilirsin. Evet, ee, Oradaki kadar. zamanı paranla satın al. Daha verimli bir işte kullan abi. O verimli işi de daha sonrasında paraya dönüştür. Kesinlikle öyle. Bu bence en kritik şeylerden biri kesinlikle katılıyorum ve ya giderin çok olsun gelirin de ona göre artsın yani arttırmaya uğraş. Bir de şöyle bir nokta var para biriktirmeli aslında e, bağlantılı bir şey bu. Para harcarken kazanılır diye bir söz var. Bu sözü ben çok seviyorum çünkü aslında bakarsan ne kadar para kazanırsan kazan. Parayı anlamsızca harcadığında değersizleşiyor o para. Kazandığın paranın hiçbir değeri kalmıyor. Ve bu durumda da aslında eğer ki daha da para kazanma ve paradan da para kazanma odaklı hareket etmek istiyorsan parayı harcarken sana para kazandırabilecek şeylere de para harcamak daha mantıklı bir şey. Bu illa işine harcamak değil. Belki bir yatırım olabilir vesaire. Eğitim olabilir. Eğitim olabilir. Kesinlikle kendine yapacağın bir yatırımdır kesinlikle. Yatırım. Aynen öyle. Onun dışında bir teknolojiye de yatırım yapabilirsin eğer ki senin yerine belki de çalışabilecek bir şeyse bu. Ee, hani uyurken Kesinlikle. para kazanma Warren Buffett'ın bir sözü var ya. Eğer ki çok zengin olmak istiyorsan, varlıklı olmak istiyorsan uyurken de para kazanabilmen gerekiyor diye. Ya yani Bu tarz şeylere birazcık e, kafa yorup sadece kenara para atmak değil de kazandığın parayı aslında harcarken de kâra geçmeye çalışmak en doğru sistem diye düşünüyorum. Özellikle kenara para atamıyorsan. En azından harcarken para kazan. Ucuz mal alacak kadar da zengin değilim diye bir laf var. O, o da, da var o ya. da evet. <laughs> o da antisi aslında. Hani. Yok <laughs> yok yo, hayır aslında çok mantıklı bir laf o da ya. Ya tabii hani. Yani, çünkü ucuz mal aldığın zaman tekrar tekrar alman gerekiyor. Ya, aynen öyle evet, evet aynen. Ya yani şey o anlamında evet. da işte gidip de tabii ki çok da e, kalitesiz bir mal alıp da para kazanın demiyoruz ama e, mantıklı para kazanmak, daha uzun süre gidecek bir şey satın almak belki vesaire anlamında evet ya evet, o yani. noktada. Para biriktirirken de. Hangi döviz kurunda tuttuğun ya da nereye yatırım yaptığın da çok önemli. Sen şimdi tabii ki çok kötü, daha iyi olmasını isteriz ama bir yıl boyunca biriktirdiğin Türk parasıyla bir yıl boyunca biriktirdiğin dolar ya da hisse seneti aynı karşılığı vermeyebiliyor. Buna da çok dikkat etmek lazım. Ee, bu sadece bizim ülkede değil. Yani evet. Almanya'daki birisi mesela parasını sterlinde de değerlendirebilir. Yani bu tamamen ekonomiyi bilip, borsayı bilip ona göre oynamak yani o da bir evet. farklı bir zaten meslek yani aslında. <laughs> Ha, i̇lla bizim ülkede geçerli olan bir şey değil bu. Yok yok asla abi. Yani tabii ki 100 dolar biriktirmek güzel bir şey ama 100 doları da değerlendirmek önemli. Yani 1980 dönemindeki 100 dolarla şu anki 100 dolar arasında devasa bir enflasyon farkı var. Hı, hı Bunları da ele alarak tabii. biriktir, birikimlerini öyle yapabilirler. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> De genel aslında bakarsan bu para biriktirmenin birçok yatırıma da dokunduğu durumlar var. Hani yatırım belki başka bir döviz kurunda para tutmak da olabilir. Bir araba almak da olabilir. Hani neyin para kazandıracağını biraz ileriye dönüp tahmin edip e, bir şirketten hisse de satın almak olabilir. Veya sadece yastık altı yapıp unutup o parayı e, yeri geldiğinde değerlendirmek de olabilir. Ya evet çok hani bu yatırım tarafından çok hani girmeyelim zaten çok. Tabii girmeyelim. çok bambaşka yani, bir çok konu. Bildiğimiz hakim olduğumuz konular değil ama hmm. e, orada gerçekten şeyi de e, önerebiliriz. Bu böyle bundle paket halinde sunulan hem bankaların hem böyle işte borç hisse senetleri satılan işte e, menkul kıymetler borsalarda vesaire bulunan böyle bundle'lar var, paketler var. Hı hı. E, onlardan da aslında tutulabilir. Çünkü orada aslında e, kur farkından en az şekilde etkilenmek üzere kurgulanıyor bu hı hı. E, şeyler, hı hı. E, paketler. E, örnek veriyorum işte yüzde %20'si euro, yüzde %30 dolar, hı hı. yüzde %40 pound şeklinde e, oluyor. Hani bunları... Çünkü zarar minimize etmek için aslında biz bu para biriktirirken dövize tutuyoruz parayı. Hani bunu da en yapmanın en mantıklı yolu bu tarz aslında bandıllarda bulundurmakta. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi ya değil. Evet, belirtelim yani, yani biz sadece şu anda para biriktirmenin birkaç tane bildiğimizce taktiğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bunlar <laughs> ister istemez yatırıma dokunuyor mecburen. Çünkü hani en iyi de para biriktirme yöntemlerinden birisi yatırım yapmak. O anlamda da hani genel olarak bir tavsiye vermiyoruz ama kesinlikle. Eee <laughs> Geçen ben kendimde şeyi fark ettim abi. Para harcarken küçük noktaları bazen gözümüzden kaçırabiliyoruz. Örnek vereyim. Ben aylık 90 lira öğrenci kartı veriyorum otobüs kartıma. Hı hı. Bunun tam ücreti bana 400 liraya patlıyor. Ben burada 310 lira kar ediyorum ve yıla vurduğunda sanırım 3730 lira falan ediyorum. Hı hı. Şimdi en basit otobüs kartından böyle bir kar edildi biliyorsun. Tabii ki öğrenci olmayanlar bundan edemiyor ama Tabii. Açık yazılabilir, yazılabilir ama Kârlı olabilir. Bunun gibi 4-5 tane e, boşa para harcadığımız yerler olabiliyor. E, bunları böyle eğer görebilirlerse düzgün bir şekilde de ekstra para biriktirebilirler. Kesinlikle e ya. Ben damla damlaya damlaya göre olur. Yani çok fazla para harcıyormuşum mesela. Bunu mesela geçtiğimiz <laughs> ay fark ettim. E, o yüzden birazdan daha Mart harcamalarımı kısmaya çalışıyorum. Hafta sonları biliyorsun galiba. Evet, Yokuş geziyorum aşağı binerek. <laughs> O yüzden Ufak detaylar bayağı önemli. 3700 liraya alabileceğin bir teknolojik şey alabilirsin yani. Tabii Bunu tabii kesinlikle ya. Yani onu iyi değerlendirebilirsin o parayı daha iyi bir şekilde. Ya yani özetle birazcık parayı nereye harcadığımıza dikkat edip daha da iyi değerlendirebilir miyiz ona bakmak genel tabiriyle hani doğru. Tamam. çünkü Para çok kolay harcanabilen bir şey. Para harcamak da çok eğlenceli de bir şey aynı zamanda ama günün sonunda geri dönüp baktığında yanlış bir şeye para harcadığında hiç eğlenceli olmuyor. Çok Gerçekten. üzüyor insanı yani ve bunları fark etmek gerekiyor. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Daha fazla zaten bir tavsiyede vermemiz mümkün değil bu konuda. Biz de kendi bildiklerimizce size bir şeyler <laughs> aktarmaya çalıştık. Konuşmak istedik bu konuyu. Hani güncel kendi aramızda da konuştuğumuz bir konuydu. Hepimizin de farklı yöntemleri var. Ben de umarım para biriktireceğim daha fazla. En eski <gülüyor> gibi. Bu <laughs> Excel tablonu paylaşabilir misin? Tabii ki. Takipçilerimizle de paylaş. <laughs> <laughs> Herkes takip etsin senin harcamalarını. <laughs> boş halini paylaşırız ya. Tabii tabii boş halini paylaşabiliriz aynen. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı bu konuyla alakalı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Aşağıya lütfen yorum yazın. Artık yorumlar biraz azaldı kestiremiyoruz hangi konuları konuşalım ne tarafa yönelelim vesaire. Aşağıya tavsiye de yazarsanız çok seviniriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın ve hoşça kalın. Görüşürüz. 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 <gülüyor> <gülüyor> Para nasıl biriktirilir? Para biriktirmek nedir? Para biriktirmek. <laughs> Para biriktirmek kenara <laughs> o işi yapmaya. Ya Excel kısmı daha kolay bence ya. Ya tabii ki de ben yani daha... tabii artık hani kim yazıyor defteri kitaba <laughs> bakkal defteri gibi. <gülüyor> 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 ne oldu? yapıyorsun Çok abi? Çok <laughs> fazla. <laughs> gibi gibi. Şimdi burada arzuyla ihtiyacı ayırıyoruz. OK. Ama şöyle bir durum var aslında burada. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum> buraya <laughs> <Öyle> bak buraya <laughs> <laughs> bak.